Sanatla programında bugün çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Komedyen Ahmet Yursever bizlerle birlikte. 35 yaşındayım. Emekli bir asker çocuğuyum. Mardin doğumluyum ama hayatımda hiç orayı çok görme fırsatım olmadı. Ya ben doğduktan 2 yıl sonra başka bir şehre taşınmışız. Marmara Üniversitesi'ni kazanıp İstanbul'a geldim. Ben Mersin'de hocalarımla tiyatrodayken onlar sahnede olmayı çok seviyordum. Seviyorum. Hani sahnede bir şeyler yapmayı, bir şeyler anlatmayı çok fazla seviyordum ve bunu oyunculukla yapınca kendimi çok iyi ifade ettiğimi gördüm ve buradan ilerlemeye karar verdim. Bu şekilde oldu. Kısa bir dönem stand-up yapmaya başladılar. 2007 yılında iki tane hocam, ben de arkada gitar çalıyordum. Onları izleyince aslında orada bir stand-up'ın ne olduğunu orada öğrenmiş oldum. Cem Yılmaz'dan veya Atademir Erdem'den çocukluğumda izlemiştim ama orada onların yaptığı şeyler ilk olarak bir ilgimi çekti. Hani stand-up'ı o zamana kadar hiç düşünmemiştim. Sahnede reaksiyon almama gibi bir olasılık var. Yani bunu çok deneyimli insanlar da yaşıyor. Bu olayı bir deneyim olarak görmek gerekiyor. Hani ben sahneye çıktım, bir şey anlattım ve buz gibi oldu ortam. Hiç kimse hani tek bir mimik dahi oynatmadı. Genelde öyle yorumlar geliyor. Mimiğim oynamadı yazıyorlar bazen videolarımızın altına. Ya bu olduğu zaman hani bunu ciddiye almak ama bunu yani burada sonlandırmalıyım, bu işi yapmamalıyım gibi düşünmemek gerekiyor. Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Sanatla programında bugün çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Komedyen Ahmet Yursever bizlerle birlikte. Peki şimdi Ahmet Bey'le neler konuşacağız? Aslında ilk önce size kendisinden bahsetmesini isteyeceğim. Çünkü çok dolu bir insan. Hani geçmişte yaptığı çok fazla iş var. Tabii ki neden komedyenlik? Komedyenlik Türkiye'de zor bir meslek mi? Kolay bir meslek mi? Nasıl yapılır? Son zamanlarda İstanbul'da bu işler nasıl yürüyor? Eğer ilgi duyuyorsanız işte bu programı kesinlikle izlemelisiniz diyorum ve Ahmet Bey'e derim hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İlk önce davetimizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim burada Rica olduğunuz için. Tabii ki biraz önce söylediğim gibi gireceğiz konulara ama ederim. aslında Ahmet Yurtsever kimdir? Ahmet Yurtsever. Ben 35 yaşındayım. Emekli bir asker çocuğuyum. Babam jandarma personeliydi. Annem ev hanımı. Mardin doğumluyum ama hayatımda hiç yani babam asker olduğu için orayı çok görme fırsatım olmadı. Ya ben doğduktan 2 yıl sonra başka bir şehre Çok taşınmışız. güzelmiş. Yani bu sürekli hani 2 yılda bir şehir değiştirdik. İşte Mardin, onunla Kütahya, Ordu. Bir de bizim ailemizde şey var. Babam Ankaralı, annem Denizli doğumlu. Abim Sivas doğumlu, ben Mardin doğumluyum. Benim küçük kardeşim Ordu, Fatsa doğumlu. Ben en küçüğümüz de Mersin doğumlu. Yani Buradan bir altı hikaye çıkar kişiyiz. yani. Altımızda yani farklı bir bölgede doğmuşuz. Yani sadece şehir olarak değil, bölge olarak farklı bölgelerde doğmuşuz. Marmara Üniversitesi'nde radyo, televizyon, sinema okudum ben. Öncesinde şehir tiyatrosunda Mersin'de lise öğrenimi Mersin'de geçirdim ve lisede tiyatroyla başladı bütün sürecim aslında. Lise 2'de bir tane hocam bir oyuncu tiyatro oyunu çıkarıyorlardı ve bir tane oyuncu eksik olduğunu söyledi ve bana teklifte bulundu. Hani sen yapar mısın böyle bir şey diye. Kader ağlarını örmeye Evet. başladı. Ben de olabilir dedim ve denedik. Ondan sonra süreç iyi ilerledi. 2004 yılıydı. Ondan sonra bir sahnede olmak bana mutlu hissettirdi. Yani çünkü günlük hayatın içinde bazen böyle çok kendim olamıyorum. Kendim böyle iyi ifade edemediğimi düşünüyorum ve rol yapıyor olmak bana keyifli geldi. Ondan sonra yazın Mersin'de bir Yıldızların Altında Tiyatro Şenliği gibi bir şey vardı. Çok keyifliydi. Gittim, izledim. Dedim ki benim hani böyle bir şeyin içinde olmam lazım. Ya bu bana çok keyifli geldi dedim. Ve şehir tiyatrosundan insanlarla tanıştım. Orada büyük oyuncu abilerim oldu. Sonra 2006 yılında şehir tiyatrosunda kadrolu olmasam da hem kursiyer hem oyun kursiyer oldum. Daha sonrasında oyunculuk falan bir iki ufak rolde oynamaya başladım. Figüranlık yapmaya başladım. 2007 yıllarında üniversite, 2006'da lise bitti. 2007'de konservatuar sınavına kısa bir hazırlandım ama giremedim. Çok bir cesaret edemedim. Sonra çocukluğumdan beri sinema filmleriyle,
çok haşır neşirdim ben. Zeki Metin filmleri, Kemal Sunal'ın büyük hayranıydım. Şener Şen'in de çok büyük hayranıyım. Yeşilçam filmleriyle çok büyüdük. Abimle sürekli filmlerin parodisini yapardık böyle. Yani komik sahneleri alır birbirimize oynardık. O çok keyifliydi. Güzelmiş ya. Sonra ya sinema böyle bir biraz daha cazip geldi bana ve sınava hazırlandım. Ben Marmara Üniversitesi'ni kazanıp İstanbul'a geldim. Yani bugüne kadarki sürecim... Hayatın güzelliğine bakın diyeceğim şimdi ya, gerçekten çok değişik bir aile. Baba asker olunca böyle iki senede bir farklı şehirleri tanımak. Evet. Aile de aslında hani böyle hiç kimseye nasip olmayacak böyle bir şansa sahip oldu böylece. Evet. Yani ne bileyim hani farklı kültürlerden komşularınız oldu. Onların tiplemeleri hep aklınızda kalmıştır. Aslında siz radyo televizyon mezunusunuz. Bir taraftan hani başka özellikleriniz de var sizin. Yaptığınız daha önce kariyerinizde çok güzel yerler. Şimdi peki aslında sizi komedyenliğe, hani bu biraz önce abimle işte bu skeçleri canlandırıyoruz dedin. Bunu abiniz mi söyledi? Ya sen çok iyi yapıyorsun, aslında bunu taşımalısın, ya da ailen, ya işte bu sahnede yapılacak bir şey. Onlardan ne eksin var mı dediler, yoksa nasıl oldu? Ya onu ben biraz kendim hissettim yani. Hani şey demiyorum, hani ben çok özeldim şöyle değil. Sahnede olmayı çok seviyordum. Hani sahnede bir şeyler yapmayı, bir şeyler anlatmayı çok fazla seviyordum. Ve bunu oyunculukla yapınca kendimi çok iyi ifade ettiğimi gördüm. Ve buradan ilerlemeye karar verdim. Bu şekilde oldu. Tamam. Bunun komedyenlik oluyor olması da hani... Onu bilmiyorum. Ha, onu bilmiyorum. Onu ama bilmiyorum. Bahsettiğiniz isimler Şener Şen, Kemal Sunal değil mi? Yani hep komedyenler, çok iyi komedyenler olduğu için zaten öyle bir heves varmış yani. Evet. Ben de yapmak istiyorum böyle bir şey diye. Tabii oyuncu olmak, sahnede olmak çok güzel bir şey. Peki İstanbul için mesela hani konuşacak olursak. Şimdi bu aslında komedyen stand-up. Stand-up yapan insanlar hani değil mi? Sahneye çıkıyorsunuz ve belli süre alıyorsunuz sahnede. Ve bu sonra gelişiyor. İstanbul'da bu fırsat nasıl? Yani 2007'ye... göre şu anda durumlar nasıl, daha önce nasıldı, ya da sizin çok kısa oldu aslında değil mi? Hani başlıyor, ne kadar oldu? Aslında ben ilk 2007 yılında aslında şöyle bir şey oldu. Ben Mersin'de hocalarımla tiyatrodayken onlar sahnede kısa bir dönem stand-up yapmaya başladılar. 2007 yılında iki tane hocam, ben de arkada gitar çalıyordum bir arkadaşımla birlikte. İki tane de müzisyen arkadaşım vokal yapıyorlardı. Onları izleyince aslında orada bir stand-up'ın ne olduğunu orada öğrenmiş oldum. Cem Yılmaz'dan veya Atademir Erden'den hani çocukluğumda izlemiştim ama orada onların yaptığı şeyler ilk olarak bir ilgimi çekti. Hani stand-up'ı o zamana kadar hiç düşünmemiştim. Veya işte 2016'da ilk Mersin'de denedim. Arkadaşlarımı çağırdım. Ailemin hiç haberi yoktu. 30 kişi ya da 25 kişi arkadaşlarımı çağırdım ve ilk onlara hani ben böyle bir şey deneyeceğim, gelir misiniz dedim ve 2016'da denedim. Güzel olduğunu düşündüm. Yani birazcık çünkü olumlu tepkiler aldım. İstanbul'da da ilk 2018 yılında işte BKM'nin açık mikrofon etkinliği vardı. Açık mikrofonda şey, herkesin gelip 5 dakika falan sahneye alabileceği bir stand-up gecesi. Yani dileyen herkes gelip ismini yazdırabiliyor. Hani ben bir şey deneyeceğim, sahnede 5 dakikalık bir materyalim var diyor, geliyor anlatıyor. Herkes. Şu anda da hala geçerli. Şu anda da geçerli. Çarşamba günleri devam ediyorlar. Pazartesi ya da çarşamba tam hatırlamıyorum. Ya o zamanlar 5 dakika. Şu anda hani aynı imkanı Taksim'de Infinity Bar var. Tiyatro kafe diye de geçiyor. İşte orada çarşamba günleri saat işte 8.30-9 gibi. Orada da böyle bir etkinlik var. Aslında şu an imkanlar daha fazla. Çünkü çok fazla mekan var. Anadolu yakasında da var. Bu tarafta 2-3 mekanda yine aynı etkinlik sürüyor. Aslında şu an dileyen herkes içinde böyle bir şey varsa fırsat bulabiliyor, bunu yapabiliyor. Şimdi Ahmet Hürsever'in içinde böyle aslında haftada bir olsun diye değil de hep olsun diye geçiyordur. Evet. Değil mi? Ve bu uzun sürsün, bir saat olsun, bana ait bir program olsun diye falan. Ben biliyorum, izleyicilerimiz de bilsin istiyorum. Şimdi Ahmet Hürsever bunu aslında bir mecrada yapıyor. Hem de eşiyle birlikte yapıyor değil mi? Biraz anlatır mısınız? Nasıl başladı, nasıl karar verdiniz ve neler yapıyorsunuz? Çok da iyi gidiyor. Evet, iyi gidiyor. Eşim normalde hiç hani stand-up yapayım, bu işte uğraşayım diye düşünmüyordu. Hani ben 2018 yılında, 2020 yılında sahneye çıkıyorum dedim. Hani bir yere uğrar mıyız, birlikte gidelim dedim. O da tamam dedi. Hani bir çıktım bir iki defa, diğer insanları da izledi ve aslında ben de deneyebilirim dedi. Çünkü neden olmasın? Hani bir... Bulaşıcı onun da... bu ya? Nasıl bir şey bu? Bulaşıcı... Ya böyle bir cesaret verici bir şey. Birini cesaret verici. İnsanlar yapmak istiyorlar. Yani. Kendimi bir deneyeyim dedi. O da bir denemiş oldu. Hani bir iki defa denedi. Ondan sonra olumlu tepkiler aldı. Kendisi de iyi hissetti. Sahnede olmanın, çünkü bir şeyleri anlatıp reaksiyon almanın
Yani insan vücudunda çok böyle değişik, enerjik dopamin, bir hissiyat var. Dopamin, endorfin, değil mi? O da o hissiyatı sevdi. Alkışlanıyor olmak, hani takdir ediliyor olmak, anlattığı şeyden reaksiyon alıyor olmak, yani ona çok iyi hissettirdi. Alkışlarla yaşıyorum diyorsun. Evet. Bu demek ki öyle lafta olan bir şey değilmiş. Değil, yani. Kesinlikle. Çok verdiği çok güzel bir duygu. Ayakta tutuyor yani insan, hani ben bir şey yazdım, bir şey meydana getirdim ve bundan insanlar hoşnut oldu. Hani bundan keyif aldılar. Asıl mesele insanları mı hoşnut etmek? Yok, ben öyle çıkmıyorum. Hani ben daha çok kendimi sahnede çok iyi hissettiğim için. Ben onun birazcık bencilce gelebilir ama hani ben bu şekilde. Sizin bencilliğiniz insanlara güzellik veren bir bencillik. Evet. Buna kimse itiraz etmez, merak etmeyin yani. Çok güzel bir şey. Teşekkür ederim. Instagram üzerinde de bir kanal oluşturduk biz. İsmini de verelim. Yurtsever Ailesi diye bir Instagram hesabımız var. Orada hem stand-up gösterilerimizden kesitler yayınlıyoruz, hem de günlük hayat içerisinde komik bulduğumuz, zaten başlığımız da o şekilde. Günlük hayatın içerisinde komik bulduğumuz anları çekiyor ve paylaşıyoruz. Her gün mü? Her gün olmuyor aslında. Normalde bir düzen tutturmaya uğraşıyoruz. Yani haftada bir, şu gün ve şu saatte gibi, ama o kadar da hani bunu çok beceremiyoruz. Gerek eşimin işi, gerek de benim işim. Yani buna çok müsaade etmeyebiliyor. Çünkü iki işi aynı anda yürütmeye çalışıyoruz. Hem kendi işimiz var, hem stand-up işini yürütüyoruz. Hani o arada aklımıza komik bir şey geliyor ve çekiyoruz, o şekilde yayınlıyoruz. Ya evlilik aslında böyle bir şey değil mi? Yani kafa dengi olmakla alakalı, evet, değil mi? Yani hani hadi yapalım deyince hadi yapıyorsun. En iyi arkadaşın, en iyi yardımcı, oyuncu gibi oluyor hayatında insanın. Hem cesaret veren, hem birlikte hareket ettiğin bir insan olmuş oluyor. Ve çok güzel. O yüzden çok doğru bir tercih yapmak lazım evliliklerde de. Bu sizin de böyle olmuş, çok güzel olmuş. Bu şimdi bir de çok seyrediliyor. Evet. Hani yaptığınız şeyler, hani biz yayın öncesi konuştuk, bayağı 1 milyonun üzerinde seyrediliyor. Evet. Ne kadar güzel, hatta 1 milyon 700 bin seyredilme oranı var. Hani bunlar çok güzel şeyler değil mi? Bana mı öyle geliyor yani? Yani güzel, keyifli, hani biz böyle bir geri dönüş olduğu zaman bayağı mutlu oluyoruz yani, insanlar izliyorlar. Evet. Sağ olsunlar. Valla hani nereye gider sosyal medya diye düşünüyorum ama yani insanlar, ama bakın şöyle, takip edildikçe mutlaka başka kapılarda, başka tekliflerde gelecektir. Siz bir aslında fenomen olma yolundasınız da yani, çünkü takipçi sayınız iyi. Yani bayağı resmen almış yürümüştü durumdasınız Yurtsever Ailesi olarak. Hani burada şey de oluyor mu? Hani böyle bir arkadaşlarımız için de sorayım ben. Bu işler nasıl, para kazanması açısından YouTube'da ya da şeyde, Instagram'da nasıl oluyor mesela böyle şu sürekli? An hani bizim bir gelir elde etme durumumuz yok ama hani bundan sonra ilerleyen süreçte, süreç büyük ihtimalle, hani çok hakim değilim ama şu şekilde ilerliyor. Reklam alıyor insanlar içeriklerini özel olarak ve o reklamlar üzerinden para kazanıyorlar. Mesela tabii işinizin kullanacağı bir ürünle ilgili, hı-hı, siz bir skeç yapabilirsiniz ya da sizin, hı-hı, kullanacağınız bir ürünle ilgili. Böyle böyle bu şekilde ilerliyor. Çok güzel ilerlenebilir. Çok güzel. Peki şimdi hani şu anda bulunduğunuz yerde haftada bir sahne alıyorsunuz ya. Haftada bir değil aslında. Nasıl? Normalde hani bu şeyden çıktık biz. Biraz açık mikrofonda değiliz de line up dedikleri bir sistemdeyiz. Hani yayın alıyoruz. Haftada Ağustos ayında galiba 8 tane farklı programımız vardı. İşte Anadolu yakasında 2 tane mekanda. Bu tarafta da yine 4-5 mekanda. Infinity sahne adı altında, hani şeyde, birkaç farklı mekanda, bir de bu ay içinde Boğaziçi Komedi Kulübü'nde yer alacağız. Hani o sayı da sürekli artıyor. Hmm. Farklı yerlerden arkadaşlarımız oluyor ve oradan ulaşıyorlar. Bizim sahnemizde de çıkabilir misiniz de, ister misiniz diye. Biz de o davetlere hani genelde İstanbul olumlu. İstanbul içi turna gibi değil mi? Evet, öyle oluyor. Peki bu işi yaparken hani sizce zorluk olarak düşündüğünüz ya da işte bu işi yapmak isteyenlerin karşılaşacağını, yani bildiğiniz, şimdi söylemek istediğiniz ya da sizin karşılaştığınız zorluk olarak gördüğünüz ne var burada? Yani sahnede olurken işte insanların tepki vermemesi mi, evet, aslında bir zorluktur? Ya da işte mesela o skeci hazırlarken o metin yazarlığı, sizin metin yazarlığınız var biliyorum, o mu zorluktur? Kimin neye güleceğini tahmin etmek mi zorluktur? Çünkü farklı yaş skalasından insanlar da geliyor. Herkes güldürmek diye de bir şey var ama herkesi nasıl güldüreceksiniz ki? Onlar yıl boyunca şey oluyor, insanların hani dönemi değişiyor, kuşak değişiyor, evet, ama kesinlikle herkes seyretmeye gelmiş olabilir. Hangi taraf daha zor? Ben böyle bir komple benim yaşadığım ve insanların bana sorduğu sorulara böyle komple bir cevap olarak şey yapayım. Şey, bir kere hani sahnede reaksiyon almama gibi bir olasılık var. Yani bunu çok deneyimli insanlar da yaşıyor. Bu olayı bir deneyim olarak görmek gerekiyor. Hani ben sahneye çıktım, bir şey anlattım ve buz gibi oldu ortam. Hiç kimse hani tek bir
mimik dahi oynatmadı. Genelde öyle yorumlar geliyor. Mimim oynamadı yazıyorlar bazen videolarımızın altına. Ya bu olduğu zaman hani bunu ciddiye almak ama bunu burada sonlandırmalıyım, bu işi yapmamalıyım gibi düşünmemek gerekiyor. Yani bence aksine öyle. Bunu bir ders olarak görüp hani ben burada bir hata yapmış olabilirim ve bunun üzerine gitmeliyim diye. Bu birincisi. Bazen yazma kısmında da bir kere şey oldu. Sahneden indiğimizde bir arkadaşımız hani çok beğendiğini söyledi ve hani nasıl yazıyorsunuz, hani bu iş nasıl yürüyor gibi bir soru sordu. Ya bu iş en azından bende şöyle yürüyor. Ben gördüğüm her şeyi not alıyorum. Yani bunu çocukluğumdan beri yapıyorum. Çocukken aldığım notlar bile bir köşede duruyor. Allah. Onları bile yani saklıyorum. Bazen bir hikaye yazıyorum. Bu arada hikaye de yazıyorum ben. Bazen o işe yarıyor. Bazen çok dramatik bir hikayede çok böyle oraya oturacak bir şey oluyor. Bazen de hani sahnede anlatacağım çok komik bir yere oturuyor. Onu nerede kullanacağımı kesinlikle bilmiyorum ama önemli olan onu bir yere not almak. Yani bazılarının zihni çok şeydir, hani çok fazla şeyi not alıyordur ve orada kalıyordur. Kağıt kaleme ihtiyacı yoktur ama benim için öyle değil. Ben unutkan bir insanım. O yüzden her şeyi düzenli olmasa da bir şeyim var, defterim var veya bir Word sayfam var illaki. Oraya her şeyi not alıyorum. Nasıl yazılır kısmına şeyi ben de bu şekilde. Yani her şeyi not alıyorum derken aslında insan şunu merak ediyor. Yani gördüğünüz bir manzarayı işte çok güzel bir yerdeyim şu anda. Burası şöyle bir yer diye mi not alıyorsunuz? Mesela bir yemek yerken bir şey oluyor orada, bir ses çıkıyor, bir değişik bir olay oluyor. Onu mu yazıyorsunuz? Yazdığınız şey hani o zaman nasıl bir şey yani? Hani size sonradan malzeme olan şey? Ya her şey olabiliyor. Bir kere şeyin not almışım. Mezarlıkta selvi ağacı olur diye bir şeyin not almışım ve hala duruyor. Bunu niye unutmadım da bilmiyorum. Mezarlıkta selvi ağacı olurmuş. Mesela bunu bir uzun zaman sonra, bir 15 yıl herhalde önce not almıştım. Geçen bir şey yazarken orada kullandım. Ya, o yüzden çok fark etmiyor. Neyi not aldığım, bazen bir hissiyat oluyor. Yolda yürürken bir müzik duyuyorum ve onun bana hissettirdiği şeyi notta alabiliyorum. Bazen işte yolda geçen birini görüyorum. İşte onun bakışı bende bir şey uyandırıyor. Allah Allah. O bambaşka bir yere gidebilir. Yani onu alıp bir yere hapsetmek gerekiyor ve ben bunu bir yerde kullanırım deyip cebinize atmanız çok gerekiyor. Değişik. Ya ben hani bu şekilde şey yapıyorum. Bunu da hani bir yerde şeyden öğrenmiştim. Çok sevdiğim Ferhan Şensoy bir gün işte bir programında şey demişti. Yazamamasıyla ilgili hani o dönemiyle ilgili bir şey herhalde. Nasıl yazmam gerekiyor gibi bir hocasına soruyor. Haldun Taner, yanlış hatırlamıyorsam, umarım doğrudur. O da hani bir pencerenin kenarına otur, varsa evinde eğer, ve dışarı bak, yoldan geçen insanları yaz. Çünkü yazma işi dediğimiz şey de hani yine onun söylemi üzerinden bir meslek, yani ayakkabıcılık gibi bir şey. Ayakkabıcı her gün ayakkabı yapmazsa maalesef o mesleği unutur. Yani yazıyor olmak da hani bu stand-up içinde, hikaye içinde, yazın sanatının her türlüsüyle ilgili bir şey. Eğer insan yazmazsa yazmayı unutabiliyor. Veya bunu geliştirmek istiyorsa sadece yazması gerekiyor. Bir dönem şey yapıyordum hani günde, onu da yabancı bir yazardan duymuştum. Günde 1000 kelime diye bir kota koymuştum kendime ve serbest akış şeklinde ne yazdığımı çok düşünmeden, ne yazmam gerektiğini düşünmeden, sonunun nereye gideceğini bilmeden 1000 kelimeyi tamamlamaya çalışıyordum. Harika. Şekilde. Yani hiç duymamıştım böyle bir özellik daha önce. Gerçekten duymamıştım. Hani tamam, şunu aklına gelen şeyleri insanların not aldığını özellikle yazarların biliyorum ama hani özellikle her gün böyle 1000 kelimeye ulaşacak bir serbest yazım olsun mutlaka, işte onu unutmayayım, bu bana güzellik katsın ve her gün bu devam etsin diyen hiç duymamıştım. Tabii sizin için bu malzeme demektir aynı zamanda. O duyguyu hatırlamaktır, yazmak istediğiniz hikayelere bir malzemedir, oyunları, skeçlere malzemedir. Çok güzel. Yani hani size başarılar diliyorum. Yani şimdi programımızın sonu da geliyoruz. Aslında hani hedeflerimizden mi bahsedelim, nasıl kapatalım? Yani şimdi sizi izleyenlere hazır burada yakalamışken neler söylemek istersiniz? Hani ileride yapmak istediğiniz bir şey varsa ondan bahsedebilirsiniz. Bir hedefiniz varsa bu işle ilgili. Ya da mesela Yurtsever ailesini takip etsinler, değil mi? Evet. Orada mesela sizin şeyde yayınlanıyor mu? Hani işte haftaya şuradayız arkadaşlar, evet, gibi böyle bir reklamınız da oluyor, değil mi? Reklamı süper. Yapıyoruz. Yurtsever ailesini takip etsinler o zaman. En son neler söylemek istersiniz siz izleyenlere? Hayatta mutlu olmak istiyorsa genç arkadaşlarımız veya bizi izleyen herkese bunu söyleyebilirim. Mutlu olduğu işin peşinden koşmalarını tavsiye ederim ve bir hocamdan duyduğum güzel bir söz söyleyeyim. Basit güzeldir, basit arayın, basitin peşinde koşun. Basit güzeldir her zaman için. Ne güzel söylediniz ya. Doğru. Yani ben işte duymadım karmaşık ama güzel diyeni. Basit ve güzel, güzel ve kolay. Kolay iyidir, sade iyidir, değil mi yani? Hani mutlaka doğru söylüyorsunuz.
Ne kadar sadeleştirdik, ne kadar kolaylaştırdık o kadar güzel bizim için. Yormadan, üzmeden, tertemiz. Ahmet Yurtsever, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Büyük bir potansiyel olduğuna inanıyorum sizle. Çok güzel şeyler yapacağınızı düşünüyorum. Ben de bu arada sayfanızı takip edeceğim Ahmet Bey. Bunu da söyleyebilirim. Çok da merak ediyorum neler yapıyorsunuz diye. İşleriniz güçleriniz rast gitsin. İnşallah bir yerde tekrar karşılaşırız diyorum yani. Umarım. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi aslında Ahmet Bey'in çok değişik bir hayat hikayesi var. Hani küçüklüğünden beri babasının mesleği gereği şehirler arasında bir yolculukla kardeşleri gibi aslında aynı şeyleri yaşadılar. Ve yapmak istediğim şeymiş diyor hani sonuçta. Bunu yapmak istedim. Yani hayat bizim hayatımız ve yapmak istediğinizi yapın. Hani tavsiye olarak da böyle hep dikkat ederseniz hangi konuğum olursa olsun kapanışta mutlaka bu güzel sözleri söylüyorlar. Hayat sizin hayatınız ve yapmak istediğinizi yapın. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Hayatta gerçekten olmasını istediğiniz şeylerin tam da olmasını istediğiniz şekilde olmasını yürekten diliyorum ki mutlu olasınız. Bu programların amacı da zaten bu. Size bu güzellikleri hani aşılayabilmek, hissetmek, güzellik böyle kalıcı olarak domino etkisiyle, kelebek etkisiyle yayılsın diye. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.